Herkese merhaba. Bugün size bahsetmek istediğim bir konu var ki o konu benim için değerli. Umarım siz de keyif alırsınız. Bahsetmek istediğim konu Abraham Hicks'in bir yaklaşımı ile ilgili aslında. Bana çok kapılar açtı bu yaklaşımı ve olaylara daha farklı şekilde bakmamı sağladı. Umarım size de bu anlamda değişik bir pencere açar. Umarım keyif alırsınız. Videoya geçiyorum, başlıyorum. Tabii ki de çok heyecanlıyım. Bir gün umarım bu heyecanım biraz olsun diner. Ama bilmiyorum, belki de dinmeyecek uzun bir süre. Bir videoda yani geçen videolarda size Abraham Hicks'in kim olduğundan, ne yaptığından, işte nasıl yaklaştığından sorulara, olaylara bahsetmiştim. O yüzden yani Abraham'a anlatmayacağım. Abraham'a gelen sorulardan onun bir yaklaşımı beni dediğim gibi çok etkiledi. O da şu. Şimdi insanlar ona soruyor. Bu zorlukla neden karşılaşıyorum? Ya da illa bu olması gerekiyor mu? Çok sıkıldım. Bu kadar deniyorum ama bir şekilde olmuyor. Neden olmuyor? Hep hayatımda hep böyle bir zorluk mu olması gerekiyor? Tam olacak gibi oluyor ama yine olmuyor. Bir şekilde batırıyorum gibi gibi konular. Kendisi şunu söylüyor, savunuyor diyeyim. Biz bu dünyaya gelme amacımız gelişmek ve gelişirken de neşe duymak, aynı zamanda da büyümek. Ruhsal olarak bir büyümekten söz ediyorum burada. Yani biz büyürken olaylarla karşılaşıyoruz ve bunların aynı zamanda özgürlüğümüz, yani özgür irademizle içinden geçiyoruz. Bunları yaşarken de neşe duymak esas amaç diyor kendisi. Aynı zamanda şöyle bir noktası var. Biz olayları yaşarken zorluklarla karşılaşıyoruz ki o bize gerçekten ne istediğimizi göstersin birincisi. İkincisi de büyüme şansımız olsun. Çünkü arkadaşlar gerçekten bir düşünün. Büyümek için ne gerekiyor? Biz nasıl büyüyebiliriz? Yani tamam yaş alıyoruz, fiziksel şeylerden bahsetmiyorum büyümeden. Ama mesela ilk defa aşk acısı çektiğiniz anı düşünün. İlk defa terk edildiğiniz anı düşünün. İlk defa bir arkadaşınızın gerçekten o kalbinizi kırdığı anı düşünün. O an büyüdünüz. O an bir şeyler değişti. Bu demek değil ki aman da işte bir daha kimseye güvenmeyin. Tabii ki de çok haklısınız. Belki 15 yaşınızda, 16 yaşınızda bir karar aldınız, bir arkadaşınıza kırıldınız, size gerçekten büyük haksızlık yaptı ve dediniz ki bundan sonra kimseye asla güvenmeyeceğim çünkü en yakın arkadaşım bana bunu yaptıysa bilmem kim ileride kim bilir ne yapar koruyacağım kendimi. Kapadık kalbimizi belki. Tamam bu da bir seçim. Ama benim söylemek istediğim şu. Siz bunu yaşamasaydınız, bu deneyim hayatınızda olmasaydı nasıl ders alabilirdiniz? Yani nasıl siz şu anki Ayşe'den başka bir Ayşe'ye dönüşebilirdiniz? Terk edildiniz belki, belki de siz terk ettiniz. Ve bunların hepsi sadece ve sadece bir deneyim. O acının var olmasının tek bir sebebi var. Büyümemize olanak sağlamak. Ve maalesef büyümek sancılı bir şey. Doğumu düşünün. Yani gerçekten bebekler hani hoppa hoppa ah doğdum bu dünyaya diyerek doğmuyor ki. Belli bir sancısı var. Anne de bir acı çekiyor. Bebek de bence aman her şey güllük gülistanlık hop diye çıkmıyor. Yani belli bir evresi var. Ve o süreç gerekiyor. Çünkü o süreç olmazsa dünyaya gelemiyor. Bu kelebek hikayesini muhakkak duymuşsunuzdur. Bir gün bir adam ormanda geziyor. Ormanda gezerken ağaçtan sarkan böyle bir koza görüyor. Kelebek oradan çıkmaya çalışıyor o kozadan. Ve o kadar böyle üzülüyor ki ona yardımcı olmak istiyor. Tamamen iyi niyetle. Ve o kozayı böyle bir makasla kesiyor. Ve o kelebek oradan çıkıyor ama hiç uçamadan ölüyor. Bu o kadar değerli bir şey ki ben şunu fark ettim. Hani size en başında dediğim hayatımda bana çok kapı açtı dediğim noktası bu. Kötü bir şeyler tabii ki de yaşıyorum. Tabii ki de çok fazla yere düşüyorum. Ama o anlarda bu anın bana vermek istediği ders ne? Ben neden bunu kendime çektim? Vah nasıl çektim ben bunu psikolojisinden daha çok? Evet şu anda bu oldu. Tamam oldu. Ve ben bundan nasıl bir ders alırım? Ben bundan nasıl büyüyebilirim diye düşünüyorum.
sizinle şunu paylaşacağım. Genellikle hatta %90 zamanda kalbiniz kırılmadan, acımadan ya da böyle içiniz sızlamadan gerçek anlamda büyüyemiyorsunuz. Benim hiç unutmuyorum, yıllar önce çok sevdiğim yakın bir arkadaşım vardı ve onun dedesi vefat etmişti. Ve dedesi vefat ettiği zaman ben Fransız Lisesi mezunuyum ve inanılmaz sınavlarımız vardı. Hani gidenleriniz ya da çevresinde olanlar bilir. Böyle 2 haftada 30 sınav falan oluyorduk biz. O dönemde aradım ama gidemedim cenazeye bu sınavlardan dolayı ve bana çok küsmüştü ve bir daha da biz görüşmedik o arkadaşımla. Bu ortaokul zamanlarında, liseye başladığımda olmuştu ama çok hani ortaokul başından beri tanıdığım, hadi ilkokulda beraber okumuştuk bir arkadaşım. Ve bu benim içime o kadar oturdu, o kadar bana acı verdi ki ben hayatımın geri kalanında şunu öğrendim. Evet, cenazeye gitmekten, yani böyle ortamlarda bulunmaktan zaten kimse hoşlanmaz. Ama zor zamanında birinin yanında olmazsan, onu kaybetmenin acısını çok iyi hissettim ve arkadaşlıklarımda değerin ne demek olduğunu, ne olursa olsun, ne pahasına olsun, seçimin ne demek olduğunu ve seçiminin sonuçlarına katlanmanın ne demek olduğunu bana bu deneyim mesela öğretmişti. Ama gerçekten canım çok yanmıştı ve ben orada belki de bilmiyorum sınıfta kalırdım. Yani çünkü o gün yani sebebim vardı. 2 sınav vardı. Arkadaşım kötüydü. Belki 3 gün onunla olmam gerekiyordu. Hani neyse ne o zaman ama seçim yaptım ve okulu seçmiştim. Bunu seçtim ve arkadaşımdan oldum. Ve şunu demek istiyorum. Bu tabii ki de belki ekstrem bir örnek olabilir ama zorluk yaşadığımızda, hayat bizi bazen seçimler yapmaya zorladığında vah vah yazık bana niye bu benim başıma geldi demek, sinirlenmek, belki kurban psikolojisine girmek kolay gelebilir ya da farkında olmadan ondan menfaat sağlayabilirsiniz. Ama benim nacizane denemenizi belki isteyebileceğim bir şey şu olur. Bu size geliyor ve bunu böyle bir hediyeymiş gibi kabul edin. Gerçekten öyle kabul edin. Bu benim başıma geldi, süper. Şimdi bunda bir gelişme olanağı var. Bunda bir dönüşme olanağı var. Yani bunun içinden geçerek büyüyeceksiniz. Bunun içinden geçerek gelişeceksiniz. Buna böyle bakın. Ve Abraham'ın o yüzden ben hani umarım ilerideki videolarda böyle değişik konuları ele almayı çok isterim. Onun yaklaşımlarını bütün hayatınıza uygulayabiliyorsunuz ve sanıyorum yani sanmıyorum öyle benim için. Bu yüzden ben ondan bu kadar etkilendim. Çünkü genel olarak böyle herkesin anlattığını ya da kitaplarını alıp da pat diye hayatınızda uygulayamayabiliyorsunuz. Ama Abraham'ın çok uygulanabilir oluyor bu hayat dersleri diyeceğim ben buna. O yüzden eğer denemek isterseniz hiç kaçınmayın. Bir an önce başlayın. Çünkü evet bana kalırsa hayata geliş amaçlarımızdan kesinlikle en önemlisi neşe duymak, neşe saçmak ve neşe olmak. Ama aynı zamanda büyümek ve gelişmekse ve bunda özgürsek o doğumları yaşamamız gerekiyor. Ve doğumlar da böyle çünkü hayat böyle gitmiyor. Hayat da böyle akış, gece, gündüz, karanlık, aydınlık. Yani şöyle bir danstan ibaret ve dolayısıyla size bir şey geldiğinde onu itmek yerine kabullenin. Kabullenin ve onun içindeki dersi, sürprizi gerçekten görün ve aslında belli bir yerden sonra belki de heyecan duyun. Ve lütfen çok istiyorum, yani deneyimlerinizi benimle paylaşın. Yorumlarınızı çok seve seve ve çok heyecanla okuyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden hiç tereddüt etmeyin. Paylaşmanızı dört gözle bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.